Medya televizyondan ses sistemine, akıllı telefondan tablete futbol coşkusunu yaşatacak teknolojileri keşfetmenin Medya Markt'la Geldi? Unutulmaz bir evlilik yıl dönümü hediyesi. Sensiz olmaz. Maç heyecanına lezzet katan Migros Yemek sunar. Sports Dijital'den herkese merhabalar. Migros Yemeği'nin sunduğu Galatasaray PAOK maç önü programıyla sizlerle birlikteyiz. Efe hoş geldin. Hoş bulduk abi. Avrupa heyecanı başlıyor Hikmet abi. Dilersen önce bir anonsumuz var onu yapalım ardından programımıza devam ederiz. İlk Migros Yemek siparişinizde özel 100 TL indirim hesabınızda. Uygulamada birçok sürpriz kampanyalar, avantajlı menüler var. Migros Yemek, Migros uygulamasında diyelim şimdiden herkese afiyet olsun ve programımıza geçelim. Hikmet abi sana Galatasaray için Fenerbahçe derbisinden alarak bir pas atmak istiyorum. Çünkü Galatasaray aslında ilginç bir sezon başlangıcı yaptı. Gövde gösterisi yaptığı maçlar tam test gibi değildi. Test maçlarında zorlandı. Sağ dışı birçok tartışma oldu. Fakat derbi galibiyeti aslında sezon başını aklayan bir durumu ortaya koydu. Fakat bununla da beraber aslında sağ içinde de belli başlı yerine oturuyor gibi. Derbiden alarak bu maça ne taşırsın Galatasaray'da? 40 yaşındayım şimdiye kadar Fenerbahçe ile yapılan Herhangi bir Kadıköy derbisinde bir sonraki maçın taktik varyasyonlarının denendiğine şahit olmamıştım. Okan Hoca Fenerbahçe derbisinin son kesitinde PAOK müsabakasının alternatif planını denedi. Bence derbi bundan daha iyi de tarif edilemezdi. Üçlü dörtlü geçişlerini Fenerbahçe maçında denedi Okan Hoca. Fenerbahçe maçında ne yaptı ve PAOK maçına yansıyacak olanlar neler olarak baktığımda PAOK merkezinde bol miktarda boşluk veren hatların özellikle iç koridorlarını karşılamakta zorluk yaşayan özellikle Galatasaray'ın hücum yönünde sol iç koridorunu karşılamakta zorluk yaşayan bir takım. Galatasaray Fenerbahçe maçında Yunusak güne yaptırdığı, Mertens'e yaptırdığı iç koridor koşularını PAOK'a karşı da yaptırırsa benzer bir skorla sahadan ayrılabilir. Fenerbahçe ile PAOK'un ortak özellikleri gibi oldu. Bence tatlı da bir soru oldu. Blok aralarında çok fazla boşluk bırakmamaya çalışan fakat dikine koridorlarda da çok tedbir almakta sıkıntı yaşayan türevde bir takım PAOK. Savunmada Elbette bir Lucescu takımı olmasından kaynaklanan yüksek disiplin sahibi olduğunu söylememiz mümkün. Savunmadayken şu şekilde diziliyorlar ve burada adeta sana boşluk bırakmıyorlar. Yani sana diyor ki Pavok senin beni hareket ettirmen lazım. Fenerbahçe burada ön tarafta arkadan kopmuş Ceko, sağ tarafta bek gibi savunma yapmaya çalışan Tadic, ön tarafı destekleyen arkadan gelen iki oyuncu Şimanski ve Fred'le daha kırılgan bir yapıya sahipti ve şu bölgesini işlemesi çok rahat oldu Galatasaray. PAOK'ta bu durum söz konusu olmayacak. Buralar daha sıkı olacak ve Galatasaray'ın PAOK'u hareket ettirecek hücum varyasyonlarına ihtiyacı olacak. Bunu nasıl yapacağını programın ilerleyen dakikalarında konuşuruz ama PAOK maçından bir önceki maçın Fenerbahçe derbisi olması bence çoğunluğun aksine Galatasaray açısından avantaj teşkil eden bir durumdu. Yunus'un altın çizdiğini abi, Sara ve Jakobs'un da giderek takıma adapte olduğunu görüyoruz. Bunun gibi başka bu maç özelinde altın çizmek istediğim oyuncu var mı Galatasaray'da? Galatasaray kadrosunda bu maçın kilit oyuncusu bana göre Gabriel Sara olacaktır. Gabriel Sara vücut hafızasının neticesinde kendisini sağ içe çektiği bütün pozisyonlarda çok kreatif vücut pozisyonları aldığını gördük. Gabriel Sara yüzü kendi kalesine dönükken şu bölgede topla buluştuğu bütün pozisyonlarda hem pas vizyonu hem pas istasyon sayısını genişletebilen bir şekilde topla buluştu. Bu Galatasaray açısından hem zaman kazanma hem ön hatta yerleşme hem setleri işlevsel kılabilmek açısından muazzam bir avantaj. Gabriel Sara'nın bu bölgeye gireceği pozisyonlarda Sol taraftan Yunus Akgün, çizgiye basan Jakobs'la birlikte. Sol iç koridorda Galatasaray'ın hücum yönüne göre. Sol iç koridorda oldukça farklı fazla avantajlı topla buluşabileceği sekanslar yaşayacaktır. Gabriel Saray'ı sağ içe attığı pozisyonlarda. Ben Galatasaray'ın çift forvet oynama ihtimalini çok yüksek görmüyorum. Sosyal medyada Galatasaray Osimen Icardi çıkacakmış gibi bazı işte editler, görseller vesaire paylaşılıyor ama ben Pauk karşısında Galatasaray'ın çift forvetle çıkmasının merkezinin geçirgenliğini arttıracağını düşünüyorum. Tam da bu sebepten dolayı Gabriel Saray'a ekstra savunma mükellefiyeti yüklememek için Gabriel Saray'ı daha serbest kılabilmek için Galatasaray'ın tek forvet 4-2-3-1'i akışkan ve asimetrik biçimde oynamasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Ve bana göre Pauk'un antitesi de tam olarak bu. Yeri gelmişken tek forvetle Osman'ı mı bekliyorsun? Ossimene bekliyorum. E, Icardi belki maçın ilerleyen dakikalarında oynar ama Osimen'in oynaması bu arada daha doğru olabilir. Hem adaptasyon süreci açısından hem yaratıcı tehdit unsuru açısından Icardi sakatlıktan henüz yeni dönüyor. Direkt gelir gelmez metrajı uzun. Mücadele sayısı çok fazla olacak bir maçta. Direkt ilk 11 başlatmak çok doğru olmayabilir. Galatasaray kadrosunda sezon ilerledikçe Icardi daha farklı rollerde forveti ikilerken on numara gibi oynarken ya da kanattan içeriye devrilmiş forvet oyuncusu olarak oynayacağını da öngörüyoruz fakat bu maç sanıyorum ki o maç değil. Ben Osimen'in Paok savunmasını gezdirme anlamında ki e, orada tanıdık bir yüz de var. Koli. Koli Osimen'le eşleşeceği her pozisyonda bölgesini terk etme ihtimali taşıyan. Bu riski yüksek düzeyde vaat eden oyunculardan bir tanesi. Galatasaray'ın da en işlevsel bölgesi. Sağ iç koridor olduğu için Mertens oynadığında, Mertens forvet arkası oynadığında da Sara sağ iç oynadığında da. Özellikle Galatasaray sağ iç koridoru sürekli işlevsel olarak kullanabilen bir takım. Kaan Ayhan da arkadan desteğe gelen ve Barış Alper de forveti ikileyen yapıya sahip. Galatasaray burada kuracağı asimetrik bir beşgenle Paok üzerinde istediği neticeyi çok erken dakikalarda alabilir. Bu Osimen'in savunmayı gezdirmesine bağlı olacaktır. Zaman zaman Yunus'la Barış'ın yer değiştirdiğini de görüyoruz. Fakat Barış sağda, Yunus solda aslında Yunus'un ilk maçını baz alırsak kimsenin beklemediği bir durumdu. Bu biraz da Saray'ı sağ içte de kullanabilmek için yapılmış bir tercih olabilir mi? Galatasaray şayet sağ kanatta ters ayaklı oyuncuyla oynarsa Gabriel Saray'ı Kerem Demirbay gibi oynatmak durumunda kalıyor. Bunu daha önceden Ziyech'le yaşadı Galatasaray. E, Yunus'un sağ tarafa geçtiği sekanslarda Gabriel Saray'ın oraya daha çok pasör oyuncu olarak girdiğini net olarak söyleyebiliriz. Gabriel Saray buraya yaklaştığında Yunus Akgün de içe kat eden bir oyuncu olduğunda, Kaan Ayhan çizgiyi kullanan oyuncu olduğunda birbirine çok yakın 4 tane oyuncu oluşuyor Galatasaray'da bu bölgede ve bu e, sahanın eşit parselize edilmesinin önündeki en temel sorunlardan bir tanesi oluyor. Yunus Akgün sol tarafta Galatasaray'ın en ihtiyacı olan şeyi yaptı Fenerbahçe karşısında oyunun enini genişletti. Galatasaray yüksek yetenek setine sahip ön hat yapısında bir takım. Osimen ya da Icardi, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve sonradan bunlara eklemlenen Gabriel Sara arkadan destekçi olan Lucas Torreira. Şimdi bu oyuncuları tek tek değerlendirdiğimiz zaman net olarak şunu söyleyebiliriz. Bu oyuncular birbirine ne kadar yaklaşırsa tehdit unsur bölgesindeki yoğunluğu o kadar birbirine yaklaştılar. Galatasaray'ın neye ihtiyacı yok? Bu oyuncuları olması gerekenden fazla birbirine yaklaştırmaya ihtiyacı yok. Barış Alper bunu çizgiye basarak, Kaan Ayhan onu destekleyerek, sol tarafta Yunus çizgiye basıp Jakobs'u yanına çekerek ve sonradan iç koridora hareketlenerek daha dengeli bir hale getirebiliyor. Bu Mertens'in sol iç sağ iç koridorlara koşu atabilmesini, forveti ikileyebilmesini... Barış Alper'le yer değiştirip kanat akınlarını daha çok akılcı biçimde işlevsel ve akışkan kılmasını sağlayan unsurlardan bir tanesi oluyor. Düz ayaklı kanat oyuncularının Galatasaray'da geçtiğimiz yıllarda da çeşitli maçlarda tercih edilmesini gerektiğini söyleyen birisi olarak ben bu tablodan mutlu oldum mesela. Yunus'un iç koridor performansından da Barış Alper'in forveti ikilemesinden de rakip savunmayı enine biçimde açıyor olmalarından dolayı da. Bence Galatasaray'ın oyun çeşitliliğini arttırması açısından Fenerbahçe maçında denenen varyasyonlar oldukça başarılı netice verdi. Tahtada şu anda 8 tane oyuncunun rakip yarı sahada olduğunu görüyoruz. Herhalde bütün bu anlattığım varyasyonları da sağlayan bir isim var. Davinson'un varlığı. Davinson Sanchez için belki abartılı gibi gelecek ama ben hep şunu söylüyorum. Davinson Sanchez Galatasaray'ın takım boyunun %80 belirleyicisi. Galatasaray'ın savunmadan çıkışının %60 belirleyicisi. Galatasaray'ın ön tarafta işlevsel ve enerjik biçimde pres yapabilmesinin de %70 belirleyicisi. Nelson'la oynadığın zaman takım boyunu arka taraftan tek oyuncuyla uzatan oyuncu Nelson oluyor. Karşılama açısından kendine avantaj yaratmaya çalışıyor. Fakat burada Lucas Torreira'nın görevi değişiyor Davinson Sanchez sahada olmadığında. Lucas Torreira daha stoperlere yakın bir pozisyon almış oluyor. Onun geriye doğru çekilmesi Gabriel Sara'nın topla buluşmak için daha geriye gelmesine sebebiyet veriyor. Davinson Sanchez'in sahadaki varlığı iki oyuncuya da ekstra ofansif meziyetlerini sergilemek için alan yaratıyor. Davinson Sanchez Galatasaray'ın takım bazlı baktığımızda en önemli oyuncusu şu anda bu taraftan da Pauk'a geçebiliriz. Nitekim geçtiğimiz sezonu başarılı geçmiş bir takım. Razvan Lucescu ile 4. sezonlarına giriyorlar ki bu Lucescu'nun ikinci dönemi. Daha önceden de bir tanıdıklık var. Pauk'u ve Razvan Lucescu'yu nasıl tanımlarsın? Nasıl bir Pauk bekliyoruz? Şimdi Pauk defansif meziyetleri yüksek. Birbirine yakın duran, kompakt şekilde rakibi karşılayan, kaptığı toplarla ok gibi fırlayan bir ön hatta sahip. Takım bu şekilde tanımlayabiliriz. Ön tarafta 4-2-3-1 gibi dizildikleri pozisyonlarda genel itibariyle 4 tane oyuncu. Arkasındaki oyunculara bakmadan dikine bir şekilde şu şekilde koşu atıyorlar. Galatasaray'ın savunmasını da birebir eşleşmiş olarak yerleştirelim buraya. Bu oyuncular bu şekilde koşuyu atarlarken düz bir çizgi üzerinde atmıyorlar. Razvan Lucescu'nun en net bir şekilde herkese ezberleterek uygulattığı var tam olarak bu diyebiliriz. Önce kanat oyuncusu forvetin olduğu yere doğru hareketleniyor. Santrfor'un olduğu yere. Santrfor iç koridora doğru hareketleniyor. 10 numara oyuncusu dışa doğru açılırken sağ kanat oyuncusu merkezde forveti ikiliyor. İki tane golcü özelliği yüksek oyuncu kanatlara doğru yerleşmişken 2 tane kanat oyuncusu sprint merkezli rakip savunmanın merkezini zorlayacak şekilde yerleşiyorlar. Bu şöyle bir avantaj yaratıyor. Galatasaray hızlı olan oyuncularını ki takdir edersin ki genelde takımların süratli olan isimleri kenarda oynayan isimler. Hızlı oynayan isimleri genel itibariyle oyunu zekası ve fizik yapısıyla oynayan oyuncularla eşleştirmiş olacak. Süratli olan oyuncular da yüzü rakibine karşı hamleri karşılamayı bekleyen stoperlerle eşleşmiş olacak. Buraya nasıl geliyor Pauk? Arka tarafta top kazanıldı bir geçiş hücumu yapılacak. Hemen defans Masif orta sahalardan bir tane stopla buluşup diğeri kendini iç koridora atıyor. Direkt onu oynadıktan sonra burada koşu atan 4 tane oyuncudan bir şekilde birini bulmaya çalışıyorlar. Buradan bir sonraki adım nasıl oluyor? Tekrar ofansif orta sağ oyuncusu merkeze doğru yaklaşırken kanat dışarıya açılıyor. Bu iki oyuncu arasında bir eşleşme problemi yaratmaya çalışıyorlar. Santrifor buradan back stoper arasından ceza sahası içerisine koşu atarken iç koridorda sol kanat oyuncusu dolduruyor. Yani futbol manager tabiriyle ya da uluslararası futbol denklemiyle söylersek tam bir switch off takımı. PAOK. Sürekli birbiriyle ikili şekilde yer değiştiren oyuncular ve onlara top atmak için sürekli birbirini pas istasyonu olarak görmek için çabalayan diğer oyuncular. Yani Pauk hücum ederken özellikle geçiş hücumlarında 6 tane oyuncuyu efektif olarak bu denklemin içerisinde kullanıyor. Bu 6 oyuncudan 2 tanesi pasör pozisyondayken diğer 4'ü pas almak için sürekli yer değiştiren oyunculardan bir Bu bize neyi anlatıyor? Galatasaray savunmasının full konsantrasyonla gerektiği pozisyonlarda geride üçlü şekilde yerleşerek artı bir oyuncuyu geride bulundurmaya çalışacak biçimde yerleşmesi ve geriye çabuk dönüyor olması gerekiyor. Bu Barış Alp ve Yunus'un savunmaya olacak olası katkılarını da Birazcık zaruri kılıyor gibi Galatasaray ikinci bölgenin 3. bölgeye geçişinde Rakip hücumları açısından Bu savunmayı çabucak dörtleyip kanat oyuncularını kanat oyuncularıyla karşılaması için arka tarafta artı bir oyuncuya ihtiyaç duyacak ve bu Fenerbahçe maçının son çeyreğinde denenen Jakobslu üçlü olabilir. Belki de bahsettiğim bu hareketlilik sayesinde orta saha Stefan Schwab'ın ligde 3 golü olduğunu görüyoruz. Tyson aslında şaklardan da Türk futbol severlerinin yakından tanıdığı bir isim artık 37 yaşına geldi. Onun 4 golü var tüm kulvarlarda yani skorun dağıldığı bir takım Pauk. Bireysel olarak öne çıkarmak istediğim bir isim var mı? Bireysel olarak öne çıkarmak istediğim İsim isim aslında Tyson. Fakat e, Razvan Lucescu'nun takımında Abdulrahman Baba çok enteresan bir rolde oynuyor. Şimdi savunma merkezinde iki tane stoper varken bunları asimetrik şekilde yerleştirip bazı pozisyonlarda sağ bek, bazı pozisyonlarda defansif orta sağ ile savunmayı üçleyip dörtlü savunmanın bekini üçlü savunmanın kanat beki gibi oynatıyor. Buradaki temel mantık şu. Ön tarafta hareketli olacak ofansif orta saha ve forvete artı bir oyuncuyu sol kanattan eklemlemek ve onun boşaltacağı alanı adeta kanat bek kullanır gibi Abdurrahman Baba'ya kullandırtmak. Bazı maçların birinci yarısında bek pozisyonunda, ikinci yarısında kanat gibi yerleşmiş olarak görebiliyorsun. Bu da ısı haritasını bu kadar uzun ve şu kadar geniş bir alana yaymasını sağlıyor. Sol bekinin, sol kanat bek gibi kullanılması. Oyuncunun maç içerisinde topla buluştuğu bölgelere bakarsan herhangi bir takımın merkez orta sahasından daha fazla topla buluştuğunu, herhangi bir takımın kanat oyuncusundan daha fazla bindirme yaptığını, herhangi bir takımın bek oyuncusundan daha fazla rakip yarı alanda yer aldığını göreceksin. Bu tamamıyla Pauk'un arka tarafında sağladığı akışkan yer değişimi ve 1'den 4'lüden 3'lüye asimetrik dönüşün meyveleri olarak nitelendirilebilir. Kilit oyuncu yine Tyson olacaktır. Pauk açısından çünkü çok tecrübeli buraları oynamasını iyi bilen buraların adamı mıdır, buraların adamıdır denecek türden bir oyuncu. Fakat sol tarafındaki bu akışkanlığı sağ tarafında oyunu dengelemek için kullanan bir takım. Bunun ikisini de eşdeğer durumda yapabiliyor olsaydı zaten muhtemelen ilk 8'in en ciddi adayı olurdu Pauk. Galatasaray Pauk maçına dair eklemek istediğim bir not var mı ilk Galatasaray Fenerbahçe maçının bir prototipini sahaya koyarsa Pauk karşısında oldukça avantajlı olacaktır. Pauk'un bu ön dörtlüsünün arka taraftan tamamıyla kopup yeni çeriler gibi saldırmaya başladığı pozisyonlarda Galatasaray'ın yapacağı geçişler Paok'un defansif disiplinle ciddi anlamda darbe vuracaktır. Galatasaray'ın gol atmaya en yakın olduğu sekanslar Paok'un arkada üçlenmeye çalıştığı defansif orta sahasını pasör olarak kullanmaya çalıştığı fakat engellenen pas arası yapılan pozisyonlarda kazanacağı toplar olacaktır. Paok bu noktalarda topu kaybettikten sonra pas arası yapma konusunda da çok zayıf bir takım. Paok genelde yerleşik vaziyetteyken iyi savunabilen geçiş savunmalarında tedbir almakta zorlanan oyuncuların merkezi terk etmeme odaklı savunma yapmasından dolayı da pas arası yapmaktan mümkün mertebe imtina eden bir takım. Galatasaray'ın bu negatif özellikleri kullanabilecek oldukça fazla sayıda oyuncusu var. Ağzına sağlık. Senin de emeklerine sağlık. Migros Yemeğin sunduğu Galatasaray PAOK maç önü analiziyle sizlerle birlikteydik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yorumlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Maç heyecanına lezzet katan Migros Yemek sundu.